Merhaba arkadaşlar. Çatalca'nın daha ince köyünde bahçemizdeyiz. Şubat'ın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bugün bahçemizde şu anda mevcut olan otlardan bir salata yapacağım. Hep birlikte bakalım bahçemizde ne var, ne yok. Burada baklalarımız var arkadaşlar. Yaprakları çok taze. Çok güzel. Aslında salatamızın ana kahramanı da bu bakla yaprakları. Şöyle gördüğünüz gibi tepe tomurcuk kısımları, körpe kısımlarını kesiyorum. Bunlar aynı zamanda ilkbaharda bakla yapacak kısımlar ama salatası da çok güzel olduğu için bakın buralardan patlayıp çiçek açacak ve bakla yapacak. Ama salatası da çok güzel olduğu için ben salata olarak da tüketiyorum. Değişik değişik öbeklerden alacağım. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, baklamızın yapraklarından aldık. Burada hardal otu var arkadaşlar. Yabani hardal otu. Çok temiz yaprakları var. Böyle sarı çiçek açarlar. Hemen hemen herkes bilir arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. Bakın. Hardal otlarını anlıyorum. Yine en güzel olan yerleri tomurcuk olan kısımları. Bakın. Körpe körpe. Şurada da var. Bu hardalın aynı zamanda şu kök kısmını arkadaşlar dış kabuğunu soyup çocukken biz bunu çok sık yapardık dağlarda. Az kaldı. Evet. Bunu bu şekilde yeriz. Mayhoş bir tadı var arkadaşlar. Ama yine su çok güzel. Böyle bakıyorum. Yine buradan alıyorum. Evet. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Bakla yaprağımızı aldık. Hardal otumuzu aldık. Devam ediyoruz.
Burada ısırgan otumuz var arkadaşlar. Ben bundan da kullanacağım. Yalnız ağzınızı yakabilir. Çıplak elle dokunduğunuzda yakabilir. Ben alışık olduğum için şöyle bakın. Çok fazla kullanmayacağım. Acı yapmasın diye. Yine onun da tazecik. Çeşit olması açısından ve aynı zamanda salatamın sağlıklı olması açısından. Bakın bu şekilde 3 tane de ısırgan aldım. Bir tane daha alacağım. Evet, şurada güzel bir tane var. Evet. Isırgan otumu da aldım. Devam ediyorum. Burada sarımsaklarım var arkadaşlar. Bunları ben Kasım ayında diktim. Daha henüz oluşmadılar. İlkbaharın sonlarına doğru oluşacaklar ama ben salatamda kullanmak için yine de birkaç tane alacağım. Şöyle kesiyorum. Bakın. İçinden çıktı. Sarımsak dişi de üstünde arkadaşlar. Onu alıyorum. Şöyle. Ve taze sarımsak. Bir tane daha alacağım. Şöyle irisinden alayım. Yine aynı şekilde kestim. Üzerindeki çamurunu alıyorum. Evet. İki tane de taze sarımsak aldım. Şurada arkadaşlar hepimizin evlerinde soğanlarda küçük çimlenmeler başlar. Ben o soğanları alıyorum. Toprağa dikiyorum. Diktim. İyileşenler var. Bunlardan bir tanesini çıkartıyorum. Evet. Kameramız düştü. Ve tekrar düzeltiyoruz arkadaşlar. Evet, iş kazası. Soğanımızı aldık. Taze soğan. Evet, 3 tane de taze soğan aldık arkadaşlar. Şurada karalahanamız var. Şöyle tam göbek kısmından arkadaşlar. Kesinlikle göstereceğim. Evet. Çok güzel körpe karalahana yaprakları. Salatamda bunları da kullanacağım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Kullandığımız malzemelerin tamamı doğal ve organik arkadaşlar. Bir kısmını ben kendim ektim ama mesela karalahanayı kendim ektim. Fakat
Hardal kendiliğinden olan. Yabani ot statüsünde. Ve şurada ektiğim marullardan küçük marullar olmuş. Yine bunlar da taze organik. Soğuklara rağmen bu marul yapraklarını da kullanacağım. Ve şuradan bir tane de küçük kırmızı lahana alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Harika. Bunu da kullanacağım salatamda. Ve salatamın değişik bir rengi ballı baba çiçekleri. Yabani. Bunun çayı da olur. Salatada da kullanabilirsiniz. Mor çiçekleri vardır. Ballı baba otu. Bakar mısınız? Bunları da kullanacağım salatamı. Şu anda malzemelerimizin tamamını topladık arkadaşlar. Şimdi hazırlık aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi salatalık malzemelerimizi bahçemizden topladık. Mutfağımıza girdik. İçerisi sıcak, dışarısı soğuk. Bakın. Tam olarak saymadım ama muhtemelen 10 çeşit salatalık malzememiz var. Şimdi ben bunları mutfağımızda yıkayacağım. İnce ince doğrayacağım arkadaşlar. Burada yoğurdumuz var. Burada zeytinyağımız var. Ve üzerine de en son bir miktar nane ekleyeceğiz. Ve salatamız bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Isırgan elimi birazcık ısırdı. Ben eldivensiz yapabiliyorum. Azıcık ısırsın, sıkıntı yok. Ama siz eldivensiz yapmayın arkadaşlar. Yıkadıktan sonra bu metal listir arkadaşlar, süzgeç. Bunu alacağım sularda süzülmesi için. Evet arkadaşlar, ben salata malzemelerimi yıkadım. Bakalım neyimiz var. Bakın burada körpe karalahana yaprakları. Burada yabani hardal. Hardal yaprakları. Burada bahçemizin doğal ve organik taze sarımsağı. Burada arkadaşlar kırmızı lahana. Minik kırmızı lahanamız var. Burada ısırgan otlarımız var. Yabani. Burada yine bahçemizden taze soğan var. Burada manda yoğurdumuz var. Meşhur manda yoğurdu arkadaşlar. Burada zeytinyağımız var. Burada salata kabımız hazır. Burada ballı baba. Ballı baba otlarımız var. Bu da yabani ot. Şurada mini marulumuz var. Ve burada da ana kahramanımız bakla yapraklarımız var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini ben aynı incelikte doğrayacağım ve yavaş yavaş sırasıyla salata karışımımız hazırlanacak arkadaşlar.
Şu ballı mamutumuz arkadaşlar. Hafif saplarını da aldım ben. Ama doğrama aşamasında çok da saplarını almayacağım. Şu sap kısmı bunu kenara alıyorum. Ballı baba yaban otumuz doğradı arkadaşlar. Yabanında mini kırmızı lahanımız. Şimdi muhtemelen arkadaşlar profesyonel olanlar bakacaktır. Doğrama şekillerime. Tabii ben amatör yapıyorum. Bıçağın kesiyor olması benim için yeterli işimi görüyor. Kırmızı lahanamızı doğrayalım. Devamında mini marullarımız. Marullarımız da doğrandı. Devam ediyoruz. Kara lahana yaprakları arkadaşlar. Yine bunun şöyle sap kısmını alıyorum arkadaşlar. Yaprak kısmını dikine yapraklarını kesiyorum. Daha sonra ince ince kıyıyorum. Keyif için arkadaşlar amatör olarak yapıyorum ben. Hem üretmesini hem hazırlamasını hem yemesini tamamen keyif aldığım ve sevdiğim için yapıyorum. Tabi bunu yaparken de bunları sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar lahanamızı doğradık. Şurada hardal. Yabani hardal otu yaprakları. Yine sap kısımlarını. Aslında saplar da çok güzeldir ama salatanın içinde çiğ olarak yemesi hoş olmayabilir. O yüzden alıp sadece yapraklarını bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde dilimlemesini yapıyorum. Ve devamında doğruyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Tabii bunu tek tek anlatmayacağım. Muhtemelen çok arkadaş biliyordur. Sağlık açısından ne kadar mükemmel bir karışım olduğunu tahmin edemezsiniz. Soğanlarımı alıyorum. Yine aynı şekilde kıyıyorum ortadan. Ve ince ince doğruyorum arkadaşlar. Soğanımızı aldık. Şurada sarımsaklarımı en sona bırakacağım. Çünkü sarımsağı doğradıktan sonra yoğurda karıştıracağım arkadaşlar. Ve bakla yaprağı. Ana kahramanımız. Bakla yaprağı. Onu da önce bir kıyma yapıyorum. Ellemesine. Sonra ince ince yoğuruyorum. Yine devam ediyoruz.
İki tane kaldı. Evet. Ve zor ve riskli olana geldik. Isırgan otlar arkadaşlar. Kesinlikle elinizi yakacaktır. Eldiven kullanmazsanız. Ben eldiven kullanmadan yapıyorum. Yine onun da sadece yaprak kısımdan alıyorum. Gördüğünüz gibi. Yapraklarını aldım. Şöyle. Fazla elimi bastırmadan. Evet. Isırgan otu. Yabani ısırgan otu yapraklarını da koyduk. Karışımımız hazır arkadaşlar. En son sarımsaklarımı alıyorum. Onları biraz daha ince kıyıyorum. Ve yoğurdumun içine atıyorum arkadaşlar. Homojen karışım olması açısından. Manda yoğurdu arkadaşlar. Bunu herkes kullanabilir. Çatalca'nın daha yenice köyünde. Yanımızda Kalfa köyü var. O köyde mango sürüleri var. Bol miktarda yoğurtla yapıyorlar arkadaşlar. Evet. Çırpma işlerimizi de yaptık. Yoğurdumuz da hazır. Şimdi salatamızı alıyoruz. Ve üzerine yoğurdumuzu sarımsaklı yoğurt arkadaşlar. Bir miktar tuz arkadaşlar. Bir miktar tuz atıyoruz. Tamamen bütün malzemelerimizin homojen bir şekilde karışması için karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi salatamız hazır. Thank you.
Ve servis tabağıma salatam alıyor arkadaşlar. En son üzerine zeytinyağımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi salatamız hazır. Evet, tadına ben baktım. Arkadaşlar, tadı muhteşem ve her şeyden öte 10 çeşit doğal ve organik salata malzemesi var. Ve yarıdan fazlası yabani arkadaşlar. Böylece Şubat ayının sonlarına doğru bahçemizde var olan malzemelerden amatörce doğal ve organik bir salata yaptık. Ve bunu sizlerle paylaştım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.